Başlıyor. Tamam, Başlıyorum. senin Ayşenur, buyur. Mimari Proje 4. 4 Mayıs 2023'teki son öğrencimiz. Öncelikle sesim geliyor, tamam. Öncelikle bubble diyagramımı zaten daha önce de göstermiştim. Bunun üzerinde kütle nasıl şekillenebilir diye çalışmam oldu. Bubble diyagrama baktığımda aslında daha bir tek bir parça gibi görünüyor. Ama bunu daha işlevsel bir hale getirebilirim nasıl diye düşündüm. Bunun sonucunda da bir kütle çalışması yaptım. Yukarıda da metrekarelerdeki re göre ihtiyaç programım yazıyor. Bakarsak kütleye de kütle tek bir parça halinde, fakat bubble diyagramdaki gibi yerleştirdiğimde, metrekarelere göre yerleştirdiğimde belli alanlar oluşuyor. İşte kütle kütle. Bunları ayırmadan, fakat ışıktan nasıl tam verim alabilirim diye düşündüğümde, öncelikle Bir şey diyebilir miyim Ayşenur? Eğer ilerliyorsan gözükmüyor da bizde. nasıl? Yani şu an sadece bubble diyagramı şeklinde gözüküyor. Yeşil. Tamam. Ha, öyle mi yoksa? Yok, hayır değil. Şu an görmüyorsunuz. Ben bir nasıl olduğunu. Paylaşımı kapattım. Tekrar açayım. Tamam, bir daha aç. Şu an görüyor musunuz acaba? Şu anda gözüküyor, evet. Az önce bubble diyagramında kalmıştık. Şimdi aslında gösterdiğim sayfa bu sayfaydı. Kütleyi bubble diyagrama göre parçaladığında, metrekarelere göre bu şekilde parçalı bir kütle oluşuyor. Burada ama güneşten işte tam verim alabilmek için vesaire bazı alanda bazı parça şey boşluklar yaratmak istedim. Tam birimin bazı hacimlerinde. Bunu da nasıl yaptım? Örneğin giriş kısmında yönetici, giriş kısmı burası. Farem görünüyor mu? Evet. Tamam. Giriş kısmı, yönetici kısmı ve restoran kısmıydı bunlar. Üç birimdi. Yönetici kısmıyla restoran kısmında bir boşluk yaratarak hem restoranın tam ışık almasını sağladım, hem de bu iki birimi birbirinden ayırmak istedim. Devamına baktığımda yeşil olan birim konaklama diye düşündüm. Bu konaklamada oda 100 kişi 100 kişilik olacak ve iki kata hacimlere baktığımda burada konaklama var. Burada toplam işte kişi sayısı var, 100 kişilik toplam. 100 kişilik olduğu için iki katta bunu çözümledim oda sayılarıyla birlikte. Yani bunu Metrekarelerdeydi. şöyle düşünebilir miyiz peki? 50 kişi iki katta 50 kişi olacak. Çift kişilik odalar olmuş olsa katta 25 oda olacak. 25 oda. Sadece buyurun. Devam et. Ben aslında sadece çift kişilik değil, tek kişilik, çift kişilik ve aile şeklinde düşündüm hocam. İşte 20 tane tek kişilik, 20 tane çift kişilik ve aile odası 15 tane diye düşünmüştüm. Onu söyleyeyim. Şimdi bunu kat planlarına geçtiğimiz zaman daha iyi anlayacağız. Şöyle şunu demek isteyecektim ben. Şimdi katta 25 tane oda, yani 25 kişilik oda olacaksa hani çift kişilikte bitirmek daha doğru olur. Çünkü olası bir durumda odayı hani 3 kişiye bölebiliyoruz, o ayrı. Ama ikişer kişilik odalardan gittiğimiz zaman katta 26 olması lazım. Oda değil, 16, yani 2, 4, 6, 8, 16 diye gitmek daha doğru olacak o zaman. Kişi sayısına göre Ya tabii, yani çift de gitmek söylediniz. lazım. Çünkü bir sol, yani eğer ortadan koridorlu bir sistem yapacağım ben, öne ve arkaya yapacağım diyorsan, işte atıyorum 3 öne 3 arkaya dediğin zaman 6 tane oda oluyor. Hatta 12 oda olabiliyor. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Ya onu kat planına geçince şey yaparız. Ona takılmayalım. Neyse. Burada giriş kısmını çok şeyden uç kısmında kaldığı için
Yani koridora acaba ortadan mı girmek daha doğru olur? Yani çok uzun bir koridor olmuş olacak yatak bloğunda. Anladım hocam. Bir de anladığım kadarıyla spa merkezini sadece müşterilerin kullanacak. Başka Evet, kişiler konaklamaya kullanmayacak. yok, hayır, öyle düşünmüştüm. İnce uzun iki tane birbirinden şaşırtarak oluşturduğum merkez var, spa merkezi var. Evet. Burada bireyselleştirdiğin yani haremlik selamlık diye ayıracak mıyız burada peki? Yoksa unisex mi yapacaksın? Unisex diye düşünmüştüm. İki şekilde ayırmamın sebebi de şuydu aslında. Buradaki açık alandaki havuzlar veya açık alanda kullanabilmesi için spa'nın ardından insanların bir giriş noktası düşündüm. Bunu da aslında bloğu ikiye parçalayarak hem güneş verimini arttırmak, işte camlardan, açıklıklardan sağlarım diye düşündüm. Hem de çok uzun olduğu için blok, belki bunu parçalarsam daha iyi olabilir yani. Sadece düz bir blokta gidip gelmez insanlar diye düşündüm. Yani sistem iç içe geçen eğer yani bu da kabul edilebilir bir şey ama hani ben projede daha farklı bir şeyler çıkarabilmeniz adına yani bayanlar ve bayları özel aynı zamanda unisex'i de yani ortak alanı da kullanabileceğimiz bir sistem haline getirirsek daha doğru olur diye düşünüyorum proje 4 kapsamında. Yani daha detaylı bir çözüm yaparız diye düşünüyorum. Anladım hocam. Zaten diğer arkadaşlarımızı da dinledim ben. Hepsine not aldım. Şu an ne demek istediğinizi de anladım yani. Onu da düşüneceğim tabii ki de o anlamda. Yani burada sistemi de öyle bir yapmak gerekiyor ki hani belki çocuklar da olacak. Hani çocuklar işte erkekse babalarının, kızsa annelerinin yanında olmaya başlayacak ya. Belki ailecek bir yerde vakit geçirmek isteyecekler. Hatta aile odalarının bile hani küçük bir havuzla ya da küvetle donanımlanabildiği aile odalarının da işin içine girmesi gerekebilir bu noktada. Spa bölümünde mi hocam? Spa bölümünde Hmm. tabii. Anladım. Peki konsept olarak hani ben evet kütlesel olarak böyle bir tümden gelin yapacağım diyorsun. Burada çok hızlı bir şekilde senin iç birimlerin neler olacak? Bunları çok hızlı bir şekilde kurgulamak gerekiyor. Hani avantajı burada bir avantaj var. Bunu çok güzel bir şekilde kullanmanı isteyeceğim ben senden. Tamam mı? Binanın içine çok hızlı bir şekilde giriş yap. Tamam mı? Otopark nerede olacak? Bellboy nerede yakalayacak? Ya da vale nerede yakalayacak? Hani temasa geçecek. Ondan sonra servis girişi ve personel girişi nasıl olmalı? Servis otoparkıyla acaba müşteri otoparkı aynı yerde mi olmalı? Binanın içinde mi olmalı, dışında mı olmalı? Ya da ne kadar içinde, ne kadarı dışında olmalı? Bunların tamamını çok hızlı bir şekilde kurgulamanı istiyorum, tamam mı? Tamamdır hocam. Binanın içine girelim artık. Tamam. Tamamdır hocam. Hepsini not aldım. Bir de bir şey daha diyecektim ben. Son olarak. Hocam bu aslında mesela şurada bir otoyol var hocam. Yani daha geniş işte şehre giden insanların da kullandığı planda şu kısma falan denk geliyor. Oradan insanların da aslında bu merkezi görebilmesi için konaklama aslında çok büyük bir birim alan kaplıyor o kısımda diye düşündüm. Dümdüz olursa da bu ilgi çekici olmaz diye düşündüm. Yani görecek insanlar için. Bu sebeple konaklama biriminde teraslanmalar yaparak aynı zamanda birimi ilgi çekici hale de getirebilirim diye düşündüm. Bunu da Yani ekleyebilirim. kütlenin monotonluğunu bozmak amacıyla kütlede bir şeyler yapmayı düşünüyorum diyorsun. Değil Evet. mi? Peki burada yani atıyorum havuzlarda dış tarafta kaydırak falan olsa da kaydıraklarla bunu yapmaya çalışsan acaba daha doğru olur mu? Çünkü otel müşterileri kendi katlarında hani böyle boşluklar oluşturulduğunda gidip de oralarda vakit geçirmezler. Ya da oralarda vakit geçirebilmeleri için farklı fonksiyonlar koyman gerekiyor. Atıyorum bir mini bar
veya işte teras bar, roof restoran gibi bir şeyler koyman lazım ki oralarda insanlar hani bir sebeple oraya gitsinler. Yani orada kuru kuruya orada bir boşluk var, teras. Ben gideyim de oraya. Ne yapacaksın oraya gidip de? Muhabbet mi edeceksin? Kaldı ki bir de şöyle bir şey var. Otoyol diyorsun. Otoyol dediğin zaman çok yoğun bir araç trafiğinin olduğu bir yer. Ses gürültüde böyle bir yere dinlenmeye gelen kişi oraya gider mi acaba? Yani burada müşteri gibi düşünmek gerekiyor. Mantıklı. Yani restoran olarak yaptın diyelim ki ama restorana mecburen gidecekler. Evet, restoran kısmı kendi içine kapalı olduğu kadar dışarıya da açık. Yarı açık, yarı yani yarı kamusal demeyelim de. Yani yarı içeri yarı dışarıya temas etmek durumunda, değil mi? Yani gündüz kullanımında böyle. Gece kullanımında zaten bir şey göremeyeceksin. Ama otoyol olduğu için evet orada bir akış dolayısıyla seyir işin içine girmeye başlayacak. Ha bu sefer de ne yapacaksın? İşte yolda arabayla giden insanlar işte oradaki oturan yemek yiyen insanları aa burada restoran varmış falan diye hani atıyorum 50 kilometre hızla geçerken işte 1.50 göz hizasında orada işte ışıklarda yemek yiyen insanları gözlemleyecekler. Ha oraya o zaman burada bir lokanta var oraya da bir gidelim biz de kalalım falan muhabbeti olabilir. Eğer böyle bir şey olacaksa. Yani restoranı da illa zemin katta çözmek durumunda değilsiniz. Yani zeminin bir üstünde gerekiyorsa çatıda da çözümleyebilirsiniz yani. Anladım hocam. Peki. Daha neler ekleyeceksin buna? Ekleyeceğin neler var? Daha hocam. Yani son olarak şöyle bir şekil elde ediyorum ben. İşte burada hani burada da gösterdim aslında. Restorana dışarıdan müşteri alabilirim diye düşündüm. Bunu da bu yüzden giriş kısmına koymuştum biraz da. İşte toplantılar olabilir diye düşündüm ama spa kısmını dediğim gibi sadece konaklayacak Ama müşterilere burada bak ayırdım. şöyle yap Ayşenur. Şimdi biz vazif planı olarak baktığımız zaman burada bir oluşturduğun avantaj var. Buna bir yön koy. Etrafındaki binaları koy. Ağaçların nerelerde yoğunlaştığını vazif planında varsa ağaç yoksa sen kendi parselinin içinde hani görsel yaklaşımı nasıl elde etmek istiyorsan onları oluştur. Ben burada yaratmak kelimesini çok kullanmak istemiyorum çünkü bizim haddimiz olan bir şey değil. Oluşturmak kelimesi biraz daha şık olur diye düşünüyorum. Çünkü mevcut şeyleri alıp üst üste yan yana koyarak bir şeyleri elde etmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Ve restoran kısmında acaba burada yönetimle yer mi değiştirmek gerekiyor? Ya da işte restoranı oradaki yaşam sirküsü içinde nerede olması daha doğru olur? Hani analiz paftalarımızda ulaşımla ilgili bir şeylerden bahsetmiştik ya. Hani güney tarafını almak restorana ne kadar doğru? Hani ya da kuzeyi almak ne kadar doğru? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bununla beraber şimdi bir dezavantajımız var bizim burada. Servis girişleri bize hem restoran hem spa merkezi için kullanacağımız servisler tek bir noktadan girdiğimiz zaman spa'ya ulaşana kadar personelin taşıması gerekiyor. Kaldı ki biz dış mekanla bağlantılı havuz ya da işte yürüyüş alanları, ağaçlık alanlar gibi bir şeyler kurgulayacak mıyız burada? Binanın içini kurguladığımız kadar parselin içini yani bizim asıl tasarım alanımız parselin alanı. Bu parselde biz yapı yaklaşma sınırları çerçevesinde nasıl yerleşiyoruz? Neler kurguluyoruz? Yani müşteri sadece burada binanın içini kullanmamalı. Burada atıyorum bir doğal güzellik oluşturacaksak bu oluşturduğumuz güzellikteki o parkuru nasıl tamamlamamız gerekiyor? İşte kırmızı parkur, mavi parkur,
Çünkü alanımız küçük de bir yer değil anladığım kadarıyla. Evet hocam, anlıyorum. Doğru. Yani bunları da işlemin içine katalım, tamam mı? Tamamdır hocam. Sormak istediğim şeyler var mı? Yok hocam. Yani genel olarak konuştuğumuz şeyler arkadaşlar belli. O yüzden hani alanlarınız farklı. Konsept, buna mutlaka bir tane konsept koymaya çalışın. Konsept dediğimiz şey tasarımın odağına tasarımımızı etkileyen bir şeyler koymak. Anlatabiliyor muyum? Yani Anladım bunu hocam. siz kendiniz seçin burada. Yani bu bir eğim olabilir. Bu işte müşterinin ihtiyaçları olabilir, fonksiyonları olabilir. Ya da tasarım kuramlarını biraz okuyun. Hani tasarım kuramlarından ben bunun hangilerini koyabilirim? İşte dekonstrüktivist bir yaklaşımla gireceğim dersin mesela. Konaklama bölümünü yani gerçekten böyle dikdörtgen formu yatay çevirmişsindir de insanlar gerçekten içinde yatay mı duruyorlar acaba diye insanlar düşünürler ama girdiğinde yatay olmadığını görürler gibi gibi. Betonarme mi düşünüyorsunuz binaların tamamını? Cepheler nasıl olmalı? Kaplama mı olacak? Tuğla mı olacak? Yani kütle formunu nasıl elde edeceğiz? Hani monoton bir kütleyi nasıl monotonluktan çıkarmamız gerekiyor? Cephede kurgulamamız gereken farklı birimler varsa onları nasıl oturtturabiliriz? Mesela çok amaçlı salonumuz vardır. O çok amaçlı salonumuzu işte renkleriyle, hacmiyle binadan taşırarak ya da binanın o kısmında dilimleyip, boşaltıp sadece çok amaçlı salonu oraya koyarak oturtturabiliriz bunları, görselleştirebiliriz. Yani dışarıdan bakıldığı zaman ha burada çok amaç salonu var denilebilsin mesela. Kütlesel olarak baktığımız zaman bina kendini ifade etsin içeriden dışarıya. Mesela konaklamada güney tarafına ya da güney doğu tarafına bakan yüzeylerimiz var. Sıcak olacak. Kuzey tarafına bakan mekanlarsa biraz daha serin olacaktır. Kuzey batıya bakanlar. Bunlarla ilgili mesela cephede neler yapmak gerekiyor? Kuzey batı olan tarafta işte yalıtımı farklı yapıp ya da pencere oranlarını farklılaştıracak mıyız? Gibi gibi bir sürü alternatifler gelmeye başlayacak. Ya da girişi yani biz neden bunu böyle ters, ekrana bir bakar mısın? Şöyle ters takla attırmadık da böyle yaptık. Yani spaları giriş ve yönetimle şöyle takla attırmadık. Şöyle diyeyim. Yani Anladım niye hocam. yönetim falan burada giriş burada olup da restoran burada olmadı? Ya onun sebeplerini de gerekçelerini de bize anlatman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Anladım diyecek hocam. mesela ya müşteriler işte daha ziyade işte şu yönden gelecekler. Bir saniye oturtmaya çalışıyorum. Bu taraftan gelecekler. Ben onları buradan döndürüp de böyle böyle almaya çalışacağım. Biraz kulağımı tersten göstermeye çalışacağım. Niye öyle olsun ki? Ya da işte atıyorum müşterilerim oradan değil de zaten böyle bir sirkülasyon var. Ben de oradan buradan içeri alıyorum. Otopark alanını ön tarafta çözüp buradan müşterilerimi alacağım mı diyeceğiz gibi gibi. Yani parsele ben nereden gireceğim? Aslında ben de parsele sizin gösterdiğiniz noktadan girmeliyim diye düşündüm. Çünkü bu alanda aslında çok fazla yoğun bir ağaç var. Yoğun ağaçlık var Ha kendisinde işte yani onları zaten. göster ki neden öyle olduğunu biz bilebilelim. Şimdi yaptığın analizleri burada çok net biz göremiyoruz. Yoğun ağaç diyorsun. Nerede? Evet, Yok. doğru. Ben buradan gireceğim. Evet o girişi o zaman hani araç yolunu, kaldırımı, işte aracın hamlelerini görecek şekilde hani geri geri giderken ona bir boşluk bırakmak durumundayız.
Çünkü bir araç boyumuz ne olduğunu, hani bir binek arabanın boyunu ve işte manevralarında ne kadar alana ihtiyacımız olacağına karar vererek burada açık otopark yapacağız. Veya işte valizlerimizi indireceğiz ya, valizlerimizi indirirken orada bir nokta oluyor. Noktanın etrafında dolanıp hani otoparka götürüyor ya vale falan filan. Evet. Hani onun nasıl bir yerde nasıl bir giriş olduğunu görmemiz gerekiyor. Şunu söyleyeyim ya da otellerin dışarıdan resimlerine bir bakın. Girişlerinde nasıl bir markiz bırakmışlar, saçak bırakmışlar. O markizin altına hani yağmur yağarken girdiğinizde hiç ıslanmadan mı giriyorsunuz yoksa şemsiyeyi açıp da mı girmeye çalışacaksınız? Varana kadar düşünmemiz gerekiyor. Ve onları burada görselleştirip koymanız lazım. Çok şey mi istiyoruz? Yok hocam. Yok Bence hocam. de çok bir şey istemiyoruz. Çünkü biz bunları eğer detaylı bir şekilde düşünürsek diğer meslektaşlarımızın 1-0, 2-0 önünde olmamız lazım. Bu da bizi aranan mimar yapması için geçerlidir ya da yeterlidir diye düşünüyorum. Bir farkımız olsun yani meslektaşlarımızdan, tamam? Tamamdır hocam. Soracağınız bir şeyler var mı arkadaşlar? Ben bir şey soracağım. Özür dilerim Berinler. Şimdi restoran kısmında ben aslında yarı açık, yani açık yemek yenecek bir bölüm daha düşünmüştüm. Ama bu alanda havuz ve mesela yürüyüşlerin olabileceği bir alan olacağı için şu alan. Hani bu yemek yiyecek mesela masaları buraya koymak mantıklı mı olur? Hani havuzları görmesi bir sorun olur mu? Hani bunu sormak istiyorum. Ya şimdi içinde bulunduğun proje yaptığın alan çok önemli bir alan. Yani şimdi Antalya bölgesinde yapıyor olmuş olsan farklı. Ama İç Anadolu bölgesinde yapıyorsan farklı. Şimdi dıştaki havuzlar İç Anadolu bölgesinde kullanım alanı 1 ay. Soğuk havuzlar için söylüyorum. Isıtılan havuzlar içinse yani bunu işte don seviyesine varana kadar ya da otelin müşteri kabul ettiğini varana kadar 7-24 olabilir. Eğer dışarıdaki havuzları kullanıyorsan. Burada müşterin seni "Aa nasıl girdi ya? Görüyor musun? Ayağı kaydı düştü falan." Hani buna ne kadar imkan vermek istiyorsun? Bu senin ve işletmeciyle arandaki olan bir şey olmuş olacak. Buna sen karar ver. İşletmeciye sun. İşletmeci "Yok ben bunu istemiyorum. Böyle olmasın." dediği anda "Ya bak şu sebepten dolayı olsa iyi olur." gerekçesiyle ikna edebilirsin. Oldu ki ikna edemedin. Evet, müşterinin istediğini usturuplu bir şekilde yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde yapmak gerekecek o zaman. Olabilir de olmayabilir de. Nasıl yaptığına bağlı. Belki öyle bir yapacaksın ki görmek isteyenler o tarafa, istemeyenler bu tarafa oturacak. Çift taraflı. Anladım hocam. Yani böylelikle diyecek ki sana mesela işletmeci, hiç kimse oturmuyorsa işte atıyorum dolapları falan filan oraya koyacak ya da farklı fonksiyonlar koyacak oraya. Ya da ikiye bölecek o alanı işte çocuklarının havuzda yüzdüğünü görmek isteyen velilere ayıracak. Gibi gibi Anladım. fonksiyonlar kullanılabilir. Biraz esnek olmakla alakalı arkadaşlar. Bu tamamen sizin projedeki tasarım rahatlığınızla alakalı bir şey. Hemen dönüştürebilme ya da yeni fonksiyon eklemenizle alakalı, esnek bırakmanızla alakalı bir şey yani. Başka? Anladım hocam. Evet, Başka sorum yok. bugün epey şey yaptığımızı düşünüyorum. Yani şimşekler çaktırdık, brainstorm'u yaptık, yani beyin fırtınası yaptık. Bu yaptığımız tasarım parametrelerini ya da kriterlerini, kritik ettiklerimizi, yaptığımız demek doğru değil. Kritik ettiğimiz kriterleri görselleştirerek bize düşündüklerinizi anlatmanızı istiyorum ben. Bunu ve mimari bir dille anlatmanızı istiyorum. Tel projeyle de çizebilirsiniz. Ya da işte bubble'larla çizmeyi artık bırakalım. Projelendirmeye geçelim artık. Projelendirme niteliğini çizelim.
İlla AutoCAD'le çalışmak zorunda değilsiniz. Serbest elle de çalışabilirsiniz. Serbest elle aldıklarınızı işte SketchUp'ta modelleyip gösterim yapabilirsiniz. Sunuş tarzı tamamen size kalmış. AutoCAD'le devam edeceğim ya da işte ARCHICAD'le, SketchUp'la devam edeceğim. Bu size kalmış bir şey. Biz tasarımlarınızla ilgileniyoruz. Tamam. Arkadaşlar şimdi pazar günü ne kadar hızlı bir şekilde bu anlattıklarımızı plan kesit olarak ya da kütle maketiyle oturtmaya çalışın. Ve bunları bize sunumunu yapmanızı isteyeceğim ben sizden. Pazar günü muhtemelen akşam saatlerinde başlarız diye düşünüyorum ben. Hani gündüz de değerlendirin. Akşamleyin de herkes online olacak şekilde birbirinin projesini asgari müşterekte izleyerek ondaki olan olmayan doğru yanlış örnekleri kendisine sorgulayarak, kendi kendisini sorgulayarak projenizi ilerletmenizi isteyeceğim. Sorunuz yoksa ben oturumu kapatmak istiyorum. Hocam aslında benim var. Buyur. Bu bizim ödev notumuz olarak geçecek sınavdan mı bahsettiniz acaba? Siz bir önceki oturumda bir sınavdan bahsetmiştiniz ama. Tabii önümüzdeki hafta normalde ödev teslimimiz olacak. Bu ödev teslimimizi hani ben kendi adıma yüz yüze olmasını istiyorum. Çünkü yüz yüze olduğunda çok daha verimli oluyor. Tabii üç atölyenin birleşip de yüz yüze yapması nasıl olacak? Kendi aramızda oturup toplanıp konuşmadık ama hani bu şekilde olması daha performansınız açısından ileriye taşıyacaktır sizi gelişiminiz açısından. O yüzden ben yüz yüze olmasından tarafım. Konuyla ilgili farklı düşünceleriniz varsa arkadaşlarınızla konuşun. Ona göre grup olarak hareket etmeye çalışırsak daha doğru olur. Hocam açıkçası şimdi bayramdan önce bize sorulmuştu yüz yüze online yarı yarıya çıkmıştı sayımız. Şu an 3 kişiyiz. Ben hani bugün öğrendim 3 kişi olduğumuzu. Benim şu an gelip de Eskişehir'de kalmam mümkün değil. Kalacak bir yerim yok. Onun için yüz yüzeye katılım sağlayabilir miyim bilmiyorum şu an için. Burada şöyle yapmak olabilir. Hani diğer hocalarımızla da bir oturup konuşmamız gerekiyor. Şöyle ki hani sizin Belinay senin de aynı şekilde mi? Aynı Ayşenur. Hocam ben yani bundan sonra yüz yüze katılacağım. Eskişehir'e geleceğim. Ben de Tamam. seçimden sonra büyük ihtimalle gelmeyi düşünüyorum hocam. Yani seçimden sonraki hafta için. Yani ondan sonra Anladım. finale kadar kalmayı düşünüyorum. Anladım, tamam. Şimdi bununla ilgili olarak arkadaşlar, Hatice senin sebebin hani depremle alakalı bir problem Yok mi hayır yoksa? hocam şimdi benim kaldığım yere depremzedeleri aldıkları için benim şu an dönebileceğim bir alan yok orada. Bir de burada staja başladım şu an gönüllü staj yapıyorum bir yandan. Peki, şimdi burada hani yüz yüze olacaksa eğer. Ki ben yüz yüzeden çok ısrar edeceğim yüz yüze olması ile ilgili. Aynı gün içinde gelirsin, akşamdan binersin otobüse gelirsin. Sunumunu yapar dönersin en kötü ihtimalle. Ben gönlüm buradan kalmandan taraf en kötü ihtimalle arkadaşlarının birinin evinde konaklaman yani senin proje gelişimini ilerletmen adına daha doğru olacak diye düşünüyorum. Tabii bunu tamamen sen kendin karar ver. Kaldı ki burada konuşulan tasarım kriterlerini kendine örnek alman ya da olumlu olumsuz şeylerin senin kendi projene yansıtman senin mimari gelişimin için çok önemli. Evet Ve hocam az önce dediniz haklısınız. ya 7'ye 6 gibi çıkmıştı. Yüz yüze de 7, 6 kişi de online olarak istemişti. Bugün 6 kişi biz yüz yüzeyi gerçekleştirdik. Çok verimli oldu. O yüzden dolayı ben yüz yüzeyi tercih ediyorum. Online'da Hocam bir yine bir konuşayım yani eğer ki yer açılmıştır, belki giden olmuştur, gelen olmuştur şeklinde bir şey olduysa tabii ki gelmek isterim ben de. tamam bir değerlendir, bir açık araştır, tekrar konuşalım onu. Tamam hocam. Evet, sorunuz var mı? Yoksa oturumu sonlandırıyorum. Yok hocam. Yok Peki hocam arkadaşlar, teşekkür ederiz. pazar günü ben size hani müsait olduğum bir saatte hani muhtemelen öğleden sonra olacak ya da akşamüstü başlarız. Online olacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz, tamam? Kendinize Tamam iyi bakın, hocam. hoşça kalın.